Maşallah, maşallah, maşallah. Ah kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş kumar oyna, ah ciğerim, ah ciğerimin köşesi. Oturmuş barbut sallar, ah ciğerimin, yallah ciğerimin köşesi. Hep beraber. Aman yollar be yollar. Kadife yastığım yok, odana bastığım yok. Kitaba el basarım, senden başka, senden başka dostum yok. Kur'an'a el basarım, yallah, senden başka, senden başka dostum. Hazır mıyız? Aman yolla be yolla yolla. Allah Allah. Haydi yolla İstanbul'a yolla yolla. Yolla yar yolla. Aman yolla Urfa'ya yolla. Haydi yolla bir tane de İstanbul'a. Yeter kız. Leyla bir hal oldu. Ho 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 ho. Her mi ne olmuş? Ben ayıldım işte ikimizin yerine birer kere. Olmaz. Olur olur sen, ben olur desem sen olur, merak etme. Efendim şu anda televizyonları başlarında bizleri izleyen bütün insanlara teşekkür ediyoruz. Ve bir hafta geçmesine rağmen, bir hafta geçmesine rağmen yine biz öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününü kutluyoruz. Ve bildiğiniz gibi bugün de bize çok öğretmen, ne kadar öğretmen var aramızda? Kaç? Öğretmenlerin ellerini bir göreyim, ellerini öpeyim bu ellerini. Maşallah, maşallah, maşallah. Bugün talebe bekledik. Öğretmenler hırsızlık yapıp talebeleri uyuttular, onlar geldiler. Evet. Fatih. Sayın İbrahim Tatlıses, şahsınızda tüm star ve TV çalışanlarına sağlık, mutluluk, başarılar dileriz diyor. Fatih Ticaret Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu güzel çiçeğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah! Canım nasılsın? İyisin. Bak hediyeler gel. Bu alacak sana verecek. Allah Allah, bana vereceksin. Ben çok kıskanç bir adamım. Cihangir pratik kız sanat adına. Cihangir? Pratik kız sanat. Pratik. Kız sanat adına, bu ne içinden? Açayım mı? Açayım mı?
Ya Allah! Dünyada en sevdiğim şey havlu. Çünkü temizliğin... Bu havlu değil mi ya? Ha? Evet. Çocuklar bunu... Davulişko... Davulişko bunun el işlemesi havlu, evet. Çok güzel gerçekten. Naylonu sen al anam, sen naylonluyum. Çünkü temizliğin bir simgesidir bu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok da şık bir havlu, gerçekten çok sağ olun. Ne diyor? Nurten Salman, Cihangir Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü, öğretmen ve öğrencileri adına teşekkür ediyorum. Saygılar. Çok sağ olun. Arkasında çok böyle karınca duası gibi şeyler var ama bunları sonra okuyayım çünkü bunu okursan program bitmez, 4 saat sürer. Ah. Canım sen de okursun değil mi? Okur musun? Evet. Asena'yı alkışlar mıyız? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şunu da hemen biri alsın. Al. Davulişko. Havlu mu dayı mı? Elin temiz mi? Ha. Aman. Evet. Programımıza sıcak bir şekilde başladık. Soğuk bir şekilde bitmez inşallah. Çünkü karşımızdaki insanlara bakıyorum. Çok sıcaksınız. Ve teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkürler. Ve şimdi konuğumuzu çağırıyoruz. Ve konuğumuzu çağırmadan önce bir tane benim aptal oğlum var. Onu çağırayım bakayım. Güçlü. Abi. Gel bakayım buraya gel. Buyur abi. Buyur. Emret. Bu ne halla? Ne oldu sana? Abi dur kafamla oynama ya. Allah Allah. Kim vurdu? Dayak mıydın? Yok abi, cevap veriyorum hiçbiri. Yani kamyon mamyon mu çarptı sana, nedir? Yok, hiçbiri olmadı abi. Şimdi size söyleyeceğim. Yalnız gülmeyeceksen abi. Yok, hiç güler miyim bu haline yavrum? Niye güleyim? Gülmeyeceksen. Söz mü abi, gülmeyeceksen? Söz. Ha abi. Yolda giderken kafama balkon düştü abi. Kafasına balkon, yani bu bizim bildiğimiz balkon mu düştü? Yani bildiğimiz balkon, hani çamaşır mamaşır asarlar balkon. Yok abi, bu bilmediğimiz bir balkon abi, bu turist balkon abi. Romanya'dan gelmiş alışverişe, bu da demiş ki gelmişken bir de güçlünün kafasına düşeyim. Abi balkonun bildiğimizi bilmediğimiz olur mu? Balkon işte abi, var ya evlerde çıkıntı böyle. O böyle küt diye düştü kafama. Ulan niye sen Karadenizli Temel misin ki? Kafana her şey düşsün. Bak onun da kafasına düşmüş abi. Ben de zannediyordum ki bu memlekette bir tek salak benim kafama düştü. La oğlum, o senin, benim anlatmak istedim, o fıkra. Hani Karadeniz'de Temel var ya bir tane, ha. Her şey düşer başına. O fıkra anlatmak istedim yani, fıkra diyorum yani. Senin daha kafa... Yani bunlar sadece fıkralar da mı oluyor abi? Ya abi, hayret düşüyor abi, sen hiç gazetemizde okumayayım sana abi? Yok, resimlerine bakayım. Tabii okuma yazmak yok tabii, gazete okumuyorsan. Abi bak, bu memlekette, bu İstanbul'da neler oluyor biliyor musun? Adamın kafasına balkonda düşüyor, ondan sonra... böyle bir sabahleyin evde şeyde salonda oturuyorsun böyle, çaylarını koymuşsun, kahvaltı yapıyorsun. İçeriye böyle bir damperli kampiyon giriyor abi. Kahvaltıya geliyor. Kahvaltıya geliyor. Buyurun damperli kampiyon bey, hoş geldiniz, nasılsınız? Oturup böyle muhabbet ediyorsun. Ayrıca şey, hava kirliliği abi. Her tarafta hava kirli abi. Gündüz saat 12 her yer sıpçıyor. Karanlık. Bakıyorsan ne abi, millet böyle şey oynuyor, körebe oynuyor, sobe bilmem ne. Böyle şey oynuyorlar abi. Yani abi. Bu sadece fıkralarda olmuyor yani. Böyle fıkra mı olur abi? Yani bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan abi, Nasrettin Hoca mı? Sadece fıkralarda olur. Olur mu öyle şey? Ula karıştırma şimdi Recep Tayyip Erdoğan fıkralarda olmuş. Ya, şimdi evet. Sen benden bir şey saklıyorsun. Yok abi, vallahi saklamam. Saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Bu geçen hafta bu Sabuhan'ın ihtiyarlar heyeti babası gelmişti. Yoksa dayak yedim bana söylemek istemiyor musun oğlum? Ha abi, dayak yedim abi. Bu balkon var ya, bu balkona biz meğerse aynı kızı seviyormuşuz abi. Gittim ben balkona, dedim ki ulan balkon sen nasıl ben... Abi ne alakası var ya? Vallahi kafama balkon düştü ya. Belki balkona bir şey oldu mu çocuğa? Olmadı işte, onu diyorum. İçeri attılar onu şeyde, hastanede yatıyor hiç böyle. Peki şimdi gel çocuğum. Şimdi git konuğumuzu al gel. Ha bu arada balkon çok iyi abi. Hastanede yatıyor hiç, kafamıza balkon düştü. Nasılsın, iyi misin, geçmiş olsun. Sen bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Hemen konuklarımızı çağıralım, konuklarımızı. Konuklarımızı çağıracağız, dur. Zaten ben bu şovda ben fazla olmaya başladım. Niye? Kıskanıyorsan beni, millet beni istiyorsan kıskanıyorsan. Öyle şeye, dansöz kıza bile benden daha iyi davranır sen abi. Ya biz seni akraban... Allah için işte... dansöz kıza ben bir şey dedim mi? Olmaz abi ben... Hadi uğurlar olsun dedim ya. Ben olmaz abi, ben gidiyorum abi. Nereye gideceksin? Gideyim, balkona gideceğim. Ulan bir yere gidemezsin, mukavelemiz var. Tamam mukavelemiz var. Nah gidersin, bir yere gidiyormuş. Memlekette mukavele dinler mi ya? Ya tamam, konuşma fazla. De. Benim mukavelem soğlamdır lan.
Hayatın boyunca bana bağlısın. İyi tamam hadi. Şimdi git Ninoş'u çağır gel. Ninoş gel ama. Ninoş değil lan, Liloş, Liloş. Liloş? He. Bizim memleketin. O ne şarkıcı? Şarkıcı. Ulan son bir tane kaset çıkarttı ya. Kim abi, ne bileyim Liloş, Ninoş. Ben memlekette bir tane Liloş var ama Ninoş. Böyle tip bir şey. Nilüfer var ya, tek isim. Ha, Nilüfer. Buyurun. Nilüfer abla gel abla. Vallahi Nilüfer geliyor. Nilüfer abla. Korkma abla. Gel abla. Bak abla. Yüksek huzurlarınızda ikinci öpüşüm. Çok güldünüz. Niye sormuyorsunuz niye ikinci öpüşüm? Çünkü 20 küsur seneleri tanıdım. İlk defa bir gelirken öptüm, bir de şimdi. Oh canıma deksin. Hadi tire. Abi, hadi. Gitmem abi, gitmem. Çünkü burada böyle müsaade edeceksen bir reklam gireceğiz. Yani böyle hastahane masraflarına. Yani başlayalım. Ne gireceğiz, ne anlamadım. Ne, reklam, niye? Reklam. Niye? Ya niye abi, para kazanacağız. Hastane masrafları var, kafamızı yaptırdık. Peki efendim. Hadi. Buyurun sen gel şimdi. Buyurun, hoşça kalın abi. Buralarda kirletmeyin. Reklamlar. Güzel bir canlı alkış rica edeyim. Nasıl olacak böyle? Evet şimdi. Yeter. Ben çok kıskanç olduğumu biliyorsunuz. Allah'ım yarabbim. Şimdi son kasetinden bize çok güzel bir şarkı söyleyecek. Ben son kasetini aldım ve çok da beğendim. Çok da beğenerek dinliyorum. Zaten 20 küsür senedir beğenilmeseydi bugüne kadar da ayakta kalmazdı. O ayakta kaldığı sürece, yani sizler var olduğunuz sürece biz ayaktayız. Ona çok teşekkür ediyoruz bu programımıza engin bir gönülle bize katıldığı için. Teşekkür ediyoruz. Şarkınızın adı ne olabilir? Tam bana göresin. Herhalde. Herhalde yani. Çok uydu bu. Evet. Şimdi ben bunu alayım. Bunu da veriyorum. Bunu ver. Buyurun. Evet. Nasıl anladı benim ona göre olduğumu? Allah aşkına. Bir şey söyleyeyim mi? Mikrofonu yakın tut. Sen de bana göresin. Oo harika. Efendim güzel bir şarkı gerçekten. Sen tam bana göresin. Allah Allah. Hoş. Vallahi hoş. Sizce nasıl? Bu yeni çalışmanızı ben çok beğendim. Yani benim beğenmem belki önemli olmayabilir ama ben de bir İbrahim Tatlıses'im. Benim de bu sezilerim vardır, duygularım vardır. Kendime göre bir yorum yaptım ve ben çok beğendim. Ve ben içinde çok beğendiğim 4 tane şarkıyı, aslında çok güzel daha şarkıları var ama ben 4 tanesini çok beğendim ve 4 tanesini dedim ki bu gece burada söyleyeceğim. Eğer diyorsan ki söylemiyorum, kıyamet kopar. Şimdi söylerim, peşin söylerim. Benim sesim falan geliyor değil mi herkese? Duyuyorsunuz beni. Tamam. Benimki? Tamam, mikrofon. Seninki çok iyi. Bağırıyorum ki maazallah. Efendim bugün öğretmenlerimiz var. Evet. Öğretmenler haftası olduğunu biliyoruz. Ama bu önümüzdeki çok bir hafta sonra geçmiş olacak bizim program yayınlandığında, evet. Ama hı-hı, yine bir hafta sonra biz kutluyoruz. Siz öğretmenler hakkında bir şey... Kutluyoruz öğretmenler haftasını. Öğrenci kardeşlerimiz de var mı? Az sayıda da olsun. Yalnız şöyle bir şey var, bir hırsızlık var. Bir hırsızlık var. Biz talebeleri çağırdık, yani daha bir böyle bir gençlerle coşalım dedik. Ama baktık ki öğretmenler geldi, onlara coşacağız. Nasıl? Bizi tamam, coşturacaklar. Bugün onların günü. Onların günü. Evet. Talebelerin hiçbirine bir şey koklatmamışlar bile. Olay. Efendim? Öğrenciler günü değil, öğretmenler günü. Tabii bu hafta onların haftası. Onların geçti. Bir haftası geçti. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Neyse artık haftaya bize öğrencilerinizi gönderecek misiniz? Şansınıza küsün. Siz de öğretmenlerle baş başa. Ben biliyorsunuz benim öğretmenim hiç olmadı da. O yüzden şeyim. Niye gülüyor merak ediyorum. Niye güldünüz şimdi? Ay niye üstüne basarak söyledin? Hayır hani inanmıyorlar, bastıra bastıra söyleyeyim ki. Vallahi. Şimdi. Bunca yıldır, yani 21 yıldır tanıyorum sizi.
Yani ben 21 yıldır derken... Ben 22 yıl oldu başlayalı. Ama ben 20 küsür yıldır falan sizi tanıyorum. Yani gıyaben tanıyorum. Arada bir böyle bir tanışmışlığımız oldu tahmin ediyorum. Evet. Peki bir araya gelemedik. Evet. Mesela bir yerde çalışamadık. Evet. Ya da bizim gazino şartlarımız ve sizin gazino şartlarınız değişikti. Uymadı. İlk kez böyle birlikte bir araya geliyoruz galiba. Evet. Değil mi? O da ilk şarkı sen tam bana göresin. Madem bugüne kadar sana göreydim. Şimdiye kadar gözün... O şarkıyı onun için seçtim ben zaten. Ha gözün neredeydi? Bir şey daha söyleyeyim. Yalnız bugüne kadar işte hep okuyoruz, ediyoruz. Yani benim de hakkımda çeşitli şeyler çıkıyor. Nilüfer Hanım'ın da hakkında çıkıyor ama onun hakkında böyle çok hanım hanımcık ve bugüne kadar ne uslubunu bozdu, ne şeklini bozdu, ne hanımefendiliğini bozdu. Bütün aileye girmek çok önemli. Hı hı. Yani gençler tarafından sevilebilirsin ama 70 yaşındaki bir nene de Nilüfer kızım çıktı diyor, böyle televizyonu açayım bir onu izleyeyim diyorsa o iş bitmiştir. Doğru mudur? Yani insanın aileye girmesi önemli. O ailenin bir ferdinden biri olması önemli. Benim için sen şu anda Türkiye'de öylesin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Böyle görüyorsan tabii yani bunu, bu diyaloğu, bu aramızdaki bu bağı oluşturmak çok kolay olmadı aslında. Yani bu 20 küsur senede oluşan, yavaş yavaş oluşan bir sevgi bağı izleyicilerimle. Onları çok sevdiğimi biliyorlar, bunu hissediyorlar. Çok saygı duyduğumu da biliyorlar ve zannediyorum onlar da beni seviyor bu yüzden. Yani... Karşılıklı bir sevgimiz var yani. Ama bir de şey var. Şimdi şarkı vermek de önemli. Biliyorsunuz her şey sesli olmuyor. Mesela yeni seslerimiz var. Yeni şarkıcı arkadaşlarımız var. Kadın olsun, erkek olsun. Buna bağlı sizde hem ses gücünüz çok. Mesela bu kasette çok dinamiksin bir defa. Hı hı. Çok dinamiksin. Yani çok mu dinlendin bilmiyorum ben ama. Ben kendimi iyi hissettiğim bir döneme rastladı. Aslında ben de öyle hissediyorum. Gerçekten bu yaz yaptık stüdyo çalışmalarını. Böyle kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdi. Zaten şarkıların hepsi çok sevdiğim şarkılardı. Çok severek söyledim herhalde ondan. Şimdi ikinci olarak bize ne söyleyeceksin? Vallahi ne söyleyeyim? Bir tane canlı söyle bize, bir tane canlı. Canlı söyleyeceğim tabii yani ben burada canlı şarkı söylemek istiyorum. Playback yaparım ama yani canlı... Peki canlı söyle abi. İnsanlar baksana canlı canlı oturuyorlar. Ben de canlı canlı vallahi. İşte onun için ben de canlı bir şey söyleyeyim. Ne? Zorba diye bir şarkım var benim. Son dinledin kasette mi sen mi? Kasette? Dinledim de biraz çok zor bir parça. Efendim dedi ki canlı bir tane söyleyeceğim ama zorbayı söyleyeyim. Zorba da çok kazık bir parça. Yani... Allah ama Allah. Bu benim bir de... Müzik açısından yani müzisyen açısından evet. Çok kazık bir parça. Şimdi dinleyeceksiniz. Yani onun okuması da enteresan. Ben mesela o şarkıyı 5-6 ay çalışmam lazım okumam için. Yok. Çünkü sürekli kontur düşerim. Vallahi öyle şarkılar yok, okuyamam ben. Aşk olsun. Olur mu yani? O değil de ben bu şarkı benim bugüne kadar söylediğim şarkılardan biraz farklı. Tür olarak böyle biraz türkü formunda falan. Evet. Otantik bir tarafı var. İlk defa ben böyle bir şarkı söyledim. Onun için bu şarkıyı çok seviyorum. Gel bakalım. Bunu alıyorsun. Ve zorba diyoruz. Bakalım. Buyurun. Yandım aman yüreğim darına.
içimde sevda, zorba mı zorba, sorma sorma, zor geliyor. Hasretimden öldüm dön bana, güneşi al gel benim için. Efkarlıyım ah yana yana, sorma sorma can gidiyor. Efkarlıyım ah yana yana, sorma sorma can gidiyor. İçimde sevda, zorba mı zorba, yandım aman aman yüreğim darda. İçimde sevda, zorba mı zorba, sorma sorma zor geliyor. İçimde sevda, zorba mı zorba, yandım aman aman yüreğim darda. İçimde sevda, zorba mı zorba, sorma sorma zor geliyor. Türküde. Ama nasıl çalıyorlar? Sazlarımla, evet. Sazlarımla bir kez daha iftihar ettim. Evet. Beni mahcup etmediler. Vallahi iftihar ediyorum sizlerden. Hı-hı. Bu biraz şeye benziyor, böyle bir yiğit türküsüne benziyor değil mi? Böyle bir... Ege, yani, Ege biraz evet. Ege var, Trakya biraz... var. Çok... Zeybek vallahi. Harika. Değil mi ya? Evet evet, Zeybek. Şu yüzlere bak ya Rabbi. Vallahi maşallahınız var. Kan fışkırıyor yüzünüzden. Biz de uykusuz böyle... Fobileriniz varmış bir de, o fobiler. Ben bunu bilmiydim, o Kenan Doğulu'dan birlikte bir sohbette. Aa, ne fobim varmış? Ben fobiyi sonra anladım ki ben şeyden korkuyorum mesela, kapalı yerden korkarım. Ha, o biraz bende de vardı. Asansör var ya, o asansör. Hmm. Bir durdum yandım Allah. Doğru söylüyorsun, ondan ben de korkuyorum. Birazcık da eskiden daha fazlaydı, şimdi alıştım biraz uçak. Ay. Ondan da mı korkuyorsun? Ne diyorsun, ne diyorsun? Aa. İşte o zorba... Buyur canım. Abi kafam çok iyi çalışıyor ya. Balkon düşeli belli. He, dur bunu açayım dur. Bak. Kafam çok iyi çalıştığı için bunu açmayı unutuyorum. He. Abi mesela dersen ablama bir şey sorayım mı? Sor. Abla sen hayvanları sever misin? Çok. Hangisini seversin? Bütün hayvanları seviyorum. Ama kedileri falan daha çok seviyorum. Ben de çok seviyorum hayvanları. Hangisini en çok seviyorum biliyor musun? Hangisi? Kızarmış tavuğu. Yapma ya. Yani pişmiş olanı. Kızarmış. Yazık değil mi tamam? Aklıma geldi. Abi adamın birisi saat kaç demiş. Saat de kaçmış. Yemin mi lan? Vallahi. Ula bu Amerikan esprileri nerede öğrendin? Abi kafam çok iyi çalıyor. Balkon düştü ya. Güzel. Sen şimdi niye geldin onu söyle. Abi gezmeğe geldim. Ne demek gezmeğe geldin? Burası gezmek yeri mi? Ya tabii. Luna Park mı burası? Valla. Adam biri göze girmiş, bir daha çıkamamış. Bak ya. Çok hoşuma gitti. Hadi hoşçakal. Kızarmış tavuk ha? Vay. Kızarmış tavuk seviyor bak. Kızarmış tavuğu çok severmiş. Evet fobilerimizde kalmıştık. Ha işte uçak birazcık. Birazcık. Uçak o herkes yani. Eskiden çok... Var mı aranızda korkan efendim? Korkanlar alt kaldırsın. Aslında... Vay sizi korkaklar vay. Bir şey değil mi? Aslında ben uçaktan ben hiç korkmuyorum diyen çok az insan rastladım. Yani çünkü neticede binlerce metre yukarıda oluyor insan ve zaten benim aklım hala almıyor. Uçak o birkaç ton ağırlığındaki onu uçak. Karıştırma. Ne hiç karıştırma. Olacak işte, onun için herkesin biraz korkusu var galiba. Yani yok çok... bazen beni pilotlar yanına çağırıyor. İbrahim Bey buyurun falan, ben de gidiyorum. Orada ben çok rahat ediyorum. Çünkü görüyorum ne oluyor. Hani bir de düşecekse de orada... Bir de karşıdan uçak geliyor, onu da görüyor musun onu? Yok. Onu anlatayım. Şimdi karşıdan uçak geliyor. Görüyorsun yani, çok uzakta ama belli ediyor. Çok da açık bir havaydı. Bunlar da benden sohbete daldılar. Şimdi benden sohbete daldılar. Tamam güzel sohbet edelim, yalnız uçak geliyor. Ben dedim ki,
Allah Allah, yani lafı karıştırıyorum, ondan başka şeyler söyledim, dedim ki Allah Allah, bu uçak da bize doğru mu geliyor ne? Evet dedi İbrahim Bey. Nasıl yani evet dedim. Burun buruna gidiyoruz. Dedi ki yok, o bizden 2000 feet yukarıdan gidiyor. Tabii. Halbuki o uzaktan tabii böyle eşit görüyorsun ama tabii demek ki o 2000 bilmem alttan üstten gidiyormuş. Allah pilotlarımızı başımızdan eksik etmesin. Vallahi enteresan bir iş o. Devi kaldır, devi indir. Gerçekten biz... çok zor bir iş yani. Ben çok saygı duyduğum bir iştir. Vallahi. Vallahi. Ben asansörden korkarım, uçaktan korkarım, itten korkarım. Başka neden? Başka neden ben korkuyorum? Düşünüyorum neden korkuyorum diye. Kadından korkarım. Aa, o olmadı işte. En önemlisi. Tabii. Niye? Kadınlardan korkulur mu? Çünkü çok saygılıyım onlara ondan. Saygı başka şey, korku başka. Tabii korkumdan saygı duyuyorum. Olur mu hiç? Vallahi. Kadından korkulmaz mı? Hanımefendilerden korkulur mu? Hanımefendilerden, evet. Hanımefendiler böyle çiçektirler. Hanımefendiler bize çiçek gönderdiler, sağ olsunlar hanımefendiler. Eyvah. Eyvah. Bir tane hanım getirdiği için ben hanımefendilere gönderdi diye şey yaptım. Nilüfer Hanım, bu bir yemin ettim ki dönemem. Okumuştunuz. Evet. Ben de okudum. Benim okumamı beğendiniz mi? Çok beğendim. Allah aşkına. Vallahi. Hele o böyle yukarılara çıkan bir yer var ya. Evet. Çok güzel. Söylesem, niye benim sesimden senin sesi tutmuyor? Niye tutmuyor? Aynı güçlü gibi sormaya başladım. Erkek tonuyla şimdi kadın ben, tonu farklı. Ben kadın tonunda okuyorum. Fakat senin sesin biraz dik değil mi hoca? Sesi benden dik biraz. Yani ben normalde kadın sesinden okuyorum yani bayan. Öyle okuyorum mi? Evet. Aslında erkek tonuyla kadın tonu çok farklı tabii yani. Tabii çok arada bir uçurum var da. Ama ben okuduğum için rahat geliyor bana. Senin ses bana çok tiz geldi ya. Benim de sesim tiz herhalde, bilmem ondan mı? Allah Allah. Yok, enteresan bir ses tipim var senin. Sesin tipi çok önemlidir efendim. Mesela esmer olur, sarışın olur. Ses tipleri. Peki o şarkıyı mı söylemek ister misin? Yani o şarkıyı böyle bir söylemek niye, ister misin? Niye yemin ettin mi? Ha. Söyleyelim. Ha. Beraber söyleyelim mi? Bak. Ha? Bir deneyelim ha? Yani. Deneyelim. Hoca sen bize ortak bir ses yeri bul. Bize mi geldiniz? Bizim akılda geldiler. Ben sesimi kapatayım, şunu açayım. Asırlardır yalnızım, yalnızım. Mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettik ki dönemem. Allah Allah. Yüzün tünellerinde saldım kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Nasıl kart bir ses değil mi? Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdan yolları, bana kurşunlar. Allah Allah! Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdan yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde.
tükendim, tükendim, tükendim artık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızın akordundan çalın, oradan söylesin. Ve burada böyle söyleyin. Cehennem. Evet, doğru, haklı. Hayır, hayır, önemli olmaz olur mu? Evet. Bir seslik çalalım. Nakaratına gelin. Kendim artık hiç mi sözlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sonra Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yok. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ah, bir sor Allah aşkına. Tak mikrofonu. Bunu hiç hesaplamamıştık ama ne güzel oldu galiba, değil mi? Evet, bunu bu hesapta yoktu efendim, bu repertuarımızda yoktu. Bu sürpriz. Ama gerçekten çok güzel okumuştu bu. Kayan da olsaydı burada keşke. Evet, Kayan da şöyle alsaydık. Ortada iki tane Kayan'ın diken. Gerçekten en güzel şarkılarından biri bu bence. Kayan'ın hemen hemen çalışmaları hepsi güzel ya. Ben bütün çok seviyorum. Güzel. Vallahi çok seviyorum. Yalnız bana biraz vermekte tereddüt ediyor. Niye öyle? Vallahi. Bana verirken şarkıyı, yani ben onun haberi olmadan. Evet, bir yerden. Bir ses geliyor bir ya. Bir yayın geliyor bir yerden, evet. Mama. Lo, ayrı bir kanal karıştı bizim kanalımıza. Ha. Nerede kaldı? Ne diyorduk? Kaya, evet, Kaya Hanım. Kayahan gerçekten çok güzel bir yorumcu ve çok güzel bir besteci. Evet. Yani şarkıları benim için, bir de sözleri çok enteresan. Çok. Diyor ki, firar eder aklım başımdan. Ne demektir bu ya? Benim bildiğim firar, cezaevinden firar, askerden firar, çalışırken firar. Aklım firar eder başımdan, bak. Benim aklıma gelmez böyle bir laf yani. Ya inanılmaz şeyler bulur ve... Ya hakikaten kimsenin aklına gelmeyecek bu kadar güzel bir şey ifade edilemez. Yani o anlatmak istediği şeyi öyle güzel ifade ediyor ki yazarak. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi yani şarkı sözü yazmak. Evet. Besteyi de kendisi yaptığı için belki oradan birazcık daha kolay oluyor onun için ama yani olağanüstü bence. Ama şeydir bu, insanın söz dağarcının geniş olması da önemli evet, yani. Evet. Mesela ben şimdi mümkün değil. Firar eder aklım başımdan. Ya derim kopar aklım başımdan ya da... Kopar. Zonklar... Kopar olur mu?
Yani kafam kopar bir yerden bir şey. Zonklar hiç olmadı. Bir de bir şey daha var gene o sözü ne o? Hapishanelerle ilgili böyle bir şey cazı hani. Var bir sürü hangisi? Bu son şarkısı neydi o bir tane? Bundan önceki. Odalarda ışıksın var. Ha odalarda ışıksızım. O mu? Hı. Hmm. O da çok güzel. O da güzel. Şey. Ha? Gözlerinin hapsindeyim mesela. Gözlerinin hapsindeyim buyurun. Sonra esmer günler mesela. Esmer günler. Nereden buyurun. Bir insan ne aklına... Ne alakasızlar şu esmer günler. Günler. Esmer olması nereden yani geliyor gerçekten? Yani kara günler demek istiyor yani. Evet. Esmer günler. Evet. Kayahan'cığım sana buradan sevgiler. Evet. Ne var? Merhaba abi. Abla. Ya abla sen... Hoş geldin. Hoş bulduk ablam. Şimdi abi burada şey yapalım. Ne yapalım? Reklam girelim. Ondan sonra muhabbete devam edelim abi. Peki efendim. Tamam abi. Evet, şimdi reklamlar bitti, gel bakayım. Çıkarıyorum. Gel bakayım, tabii, gel. Sen bugün yandın. Ben de okuyacağım ha, iki tane. Evet. Şimdi yine son kasetinden ben de çok sevdiğim. Tahmin ediyorum birinci yüzün... İkinci yüzün birinci şarkısı. Ölürüm yar yar. Hareket, bereket, her şey var. Vallahi güzel. Evet. Teşekkür ederim. Canım, buyurun geldin. Bir durum mu var? Ne oldu? Ya hadi gel dedin ya bana. Geldim. Doğru, üstünüze alınız. Söyle bir şey, durum var mı? Yok, hiçbir durum yok. Gideyim mi yerime? Git. Kıskandınız değil mi? Evet, orada kıskanç bir seyircimiz var. Ceketimi de çıkartırım ben şimdi. Hadi yar yar yar, zalim yar yar, hele yar yar. Birazcık su içebiliriz değil mi? Birazcık değil, birazcık içebilirsin. Ne demek? Ayıptır söylemesi, dur bir dakika. Karıştırayım, aman. Ne yapıyorsun? Hayır biliyorsunuz İstanbul'da havalar kirli. Kirli havalardan dolayı ne kadar yıkıyorsan yık. Teşekkür. Şey pardon, yıkıyorsan yık. Ne kadar yıkarsan yıka yine kalıyor bir yerinde leke ve mikrop. Gerçi bizden uzak olsun mikroplar da. Efendim, ben bir de kendisi belki unutmuştur ben hatırladım şimdi. Ankara'da bir programda çalışıyor. Bizon mu? Hı. Bizon. Ha Bizon diye bir yer vardı. Vardı, kapandı artık. Nilüfer sahnede de çok keyifli. Yani çok keyifli bir program yapıyor. Çok güzel program yapıyor. Gittim ilk defa öyle orada tek başıma oturdum. Böyle aşkın memnunlara daldım böyle kendi yanıma. Ben beni bıraktım. Bir duble de rakı içtim. Oh. Vallahi çok güzel de program yaptım. Sahnedeki rahatlığın niye? Niye abi fazla rahatsın? İbrahim Tatlıses'in dışında kimse rahat olamaz. Kıskanma ama yani şimdi. Hayır kıskanmıyorum da bir nedeni olmalı yani. Şimdi o benim sahne konum çok ilginç. Fazla zıpırık da değilsin yani öyle. Böyle sahnede atlayan zıplayan insan da değilsin. Ama ben yani. Eğer gerçekten öyle görüyorsan yani. Gerçekten şimdi iyi oldumsa sahnede bu son birkaç senedir böyle yani 5-6 senedir. İlk 22 sene önce ben şarkı söylemeye başladığımda sen beni görseydin sahnede. Ne yapıyordun? Bir kere acayip şeydim böyle ürkek, çekingen ondan sonra. Yani şöyle mi yapıyordun? Ölürüm. Evet aynen öyle, aynen ölürüm. Öyleydim. Mesela kafam 5 saatte bu tarafa dönüyor, 8 saatte yani bu tarafa dönüyor. Yani bilmiyorum o kadar değildi herhalde. Ama şeydim gerçekten çok çekingendim. Tabii çok da gençtim yani onu da herhalde verdiği bir şey var. Tecrübesizlik ben var. Zaten biraz sonra bir yerlerine bakacağım. Nereye bakacağım? Ha niye gülüyorsunuz ya? Ama anlayamadılar İbrahim ne demek istediğini. Hayır gençtim falan dedi de uyuz oluyorum 21 sene geçmiş. 21 sene evvel baktığım yüze aynen bakıyorum aynı yüz. 21 sene sonra bakıyorum yine aynı yüz. Niye? Onun için bakacağım dedim. Siz ne zannettiniz? Hayır, ellerine falan mı bakacağım zannettiniz? Eller de çok güzel, ufacık. Nereye bakacağım? Dur hanım ben... Bir dakika ya. Bir dakika. Yok abi bir şey yok. Vallahi yok ya, sinir oldum ya. Yok. Hani gerdiriyorlar, buraya arıyorlar ya. Hayır ulan gerdiriyorum, merdiriyorum dedim. Ne yapıyor yani bu kadar... Ya, hakikaten söylüyor, yemin ederim. 21 sene evvel baktım aynı yüz. 21 sene sonra yine aynı. Lastik top gibi ya. Vallahi kendi kendine mi çekiyor? Çünkü kulağın arkasına alıyorlar. Geçen gün biri dedi abi sana kulağın arkasına bakıyorum. Niye? Dedi ki abi gerdiriyor musun? Neyi gerdiriyorum lan dedim.
Ya da abi burada topluyorlar ya. Şimdi aklıma geldi. Ben de bakayım abi. Öbür kulağa yok, bakacağım. Yok öbür vallahi kulağa. Yok hiçbir şey. Vallahi bakacağım. Kontrol, yok yok. Kalite kontrol karışmayacaksın. Vallahi yok. Karışmıyorum ama yok yani. Bulamazsın. Vallahi. Senin de kulağına öyle şeyler geliyor mu? Geldi. Yani. Ne geldi? Mesela değiller mi niye böyle? Yani estetik olduğunuz bu diye soranlar var. Bir de kesin olmuştur diyenler de varmış. Onu da duyuyorum. Dedikodular geliyor. Ben hiç inanmıyorum. Yok olmadım gerçekten. Ciddi ben mi? Çok korkarım Allah korusun. Bir kere ameliyattan falan ödüm patlar benim. Estetik herhalde hiçbir zaman yaptırmayacağım böyle bir şey. Hayır ne niye yaptıracaksın mesela? Allah'ın vermiş olduğu şeyi yok, niye bozacaksın? Ya, yani insan yaşlanır çünkü. Yani insanların yaşlanması son derece normal bir şey. İnsanların doğması, şimdi deseydin hocanın bir meselesi vardır. Ben lafını balla kesim yine oraya döneceğim. Yok, yani sen misal verdin, vereceğim. Şimdi bir tane kazan komşusundan alıyor. Borca kazan alıyor bir tane. Komşusu geliyor diyor ki hoca diyor kazanın işi bitti mi? Diyor ki he ya enteresan senin bir kazan ya. Allah Allah diyor. Vallahi diyor doğurdu ya. Ya hoca kazan doğurur mu? Vallahi ne bileyim doğurdu diyor. Hele getir bakayım. İçinde küçük bir leğen koymuş. Küçük o kazanın büyüğünü, küçüğünü koymuş. Al bak diyor. Allah Allah adamın da işine geliyor. Hayret bir şey benim bu kazanım şey oldu diyor herhalde falan. Yine bir kazan istiyor borca. Adam geldi diyor ki hoca efendi diyor kazanım ne oldu? Diyor ki vallahi kazan öldü. Hoca kazan ölür mü? Nasıl ölür mü diyor. Niye doğurdu inandın da öldü niye inanmıyorsun yani? İşine geldiğine inanıyorum sana işte. Şimdi ben bu meseleyi niye anlattım? Onu anlamadım. Yani seninle ilgiliydi. Bilmem. Ha insan yani doğduğuna güzel gençliğine inanıyor. Böyle orta yaşlara geliyor, zıptın gibi delikanlı oluyor, genç, dinamik bir kız oluyor. Niye yaşlanınca insanlar niye şeye giriyor yani? Yok yani bence gerçekten. Bence olmaması lazım. Allah yüce Allah ne yaratmışsa. Ben estetiğe karşıyım. Yani şey olmadığı müddetçe, hani çok böyle insanda kompleks yaratacak bir doğuştan çok acayip bir durum olmadığı müddetçe. Bence yani insan işte orasında burası kırışık oldu diye yani estetik yaptırmamalı. Bu benim fikrim. Ama bilmiyorum belki de 10 sene sonra çok farklı da düşünebilirim yani ne bileyim. Şimdi yine de, efendim. Yine de kesin konuşmayayım normal, da. Normal vatandaşlar estetik yapabilir yaptırmayabilir. Ama biz sanatçılar sürekli göz önünde olduğumuz için resim olarak sürekli mesela erkekse yakışıklı olacak benim kimin? Buna da gülüyorlar ya. Yoksa değil miyim ya? Öyle bir şeyim yok mu vallahi? Acayip şeylere girerim ha, kompleksliyim, kompleksi hemen ben tuttu mu? Şarkı marka da söyleyemem vallahi. Canlı bir şey yapın ya. İbrahim sen yakışıklı olman... senin, sen Allah aşkına yakışıklısın da yani yakışıklı olmasan da senin Allah vergisi öyle bir sesin var ki yani yakışıklı olmasan ne olur? Yani senin evet miyim, değil yeter. Miyim onu çözemedim Nilüfer Hanım. Mesela benim burnum çok güzel bir burun değildir. Nalet gelsin. Yo, 100 kişi belki de burnu böyle yapacakmışım. Yok canım Allah aşkına. Profilden bir bakın. Yok yok sakın. Allah aşkına. Bizim ikimizin de burnu aynı söyleyeyim mi sana? Hayır kemikli vallahi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben ilk şarkı söylemeye başladığım zaman benim burnum biraz işte yani gördüğünüz gibi böyle bir de şeyde televizyonda falan olduğundan daha büyük çıkıyor. Yok. Fazla büyük değil canım. Çok küçük de. Şimdi, şurada biraz kemik var. Benimki gibi işte. Ben şarkı söylemeye başladığım zaman işte benim prodüktörüm falan böyle beni bu işe başlatan insanlar, yardımcı olan insanlar hepsi fikir birliğine vardılar ve dediler ki senin kesin burnunu yaptırmalıyız. Allah. Kasaplar. Fakat ben el birliği etti. O zaman da o kadar çok yine çok korkak olduğum için katiyen dedim ben istemiyorum ve o kadar iyi yapmışım ki yani hiç ne olacak Nükhet ki. Nükhet Duru'nun da öyledir. Tabii üstelik çok da güzel. Ya özelliğimiz yani. Bizim burunlarımız efendim. Vallahi yanlış mı? Peki. Lülü. Nilo. Niloş. Niloş. Bir arkadaşlarım ve küçükken öyle derler. Niloş. Bana ne demeler lazım? İbo. Sana İboş. Şimdi sen... Ne yapıyoruz şimdi? Duyduğuma göre bir dedikodu bir aldım. Bir dedikodu aldım. Şeyi bırak. Küçüğü bırak, büyüğü al. Gel. Her şeye gülüyorlar ya, her şeye gülüyorlar. Duyduğuma göre sen bu yalan hikayesini iyi biliyormuşsun. Bu yalan şarkısını benim. Ben iyi biliyorum. Duydum, duydum. Hele bir dedikodu duydum.
Şimdi ben bu şarkıyı seviyordum gerçekten. Zaten çok güzel bir şarkı. Şimdi acaba söyler miyim falan, söyleyebilir miyim diye düşündüm. Ondan sonra bir iki gündür de böyle daha bir dikkatli dinlemeye başladım. Şimdi ben bunu hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Tamam, ben sana yardımcı olurum. Sen bana yardımcı olursan. Tamam. Buyurun. Sevinç başlar içimde, seni gördüğüm zaman. Yalan, yalan. Seni unuttuğum yalan.
sevinç başlar içimde, seni gördüğüm zaman. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey söyledim yalan, seni sevmedim yalan, yalan. Ayrıca çok teşekkür ederim. Yok, çok güzeldi vallahi. Hanımefendi, siz farkında değilsiniz. Natural oluyorlar. Her şey doğal. Zaten İbo Show'un sevilmesi doğallığından. Doğru. Vallahi. Her şey rahat yani. Doğru, mesela ayakkabılarını çıkartabilirsin. Soyunmayabilirsin. Soyunmayabilirsin. Evet. Allah evet. Allah. Ayrıca bunu giydi diye çok gıcık kaptım öyle. Neden? Nedir öyle? Şimdi. Yalan da söyledi. Senin bu son kasetin adını verdiğin, adını verdiğin sözü ve müziği kime ait son perde? Yani daha çok şeyi anlatıyor. Bir bir aşkı, bir ayrılığı. Bu şarkının şey değil, kasetin adı son perde değil. Orada yanlış ben niye yanlış? Aklında yanlış kalmış, önemli değil. Son perde Adnan Ergin'in şarkısı. Daha evvel işte bu haram geceleri yapan falan, böyle ayrılık olmaz. Evet. O şarkılar da çok sevilmişti. O şarkıları yapan besteci arkadaşımın bestesi ve sözleri kendisine ait. Peki bu şarkıda bir anladığım kadarıyla yani bir aşkı, bir sevdayı, bir ayrılığı, bir sinema, bir tiyatro şeyine benzetmiş değil mi? Evet, evet. Bir tiyatro sahnesi gibi işte perde açılır, biter. Çok hüzünlü, çok hüzünlü sözleri bence. Yani çok acı dolu, çok hüzünlü. Sen bu şarkıyı ne söylersin biliyor musun? Ben bu şarkıyı söylerdim. 3-4 gün ezberle bir türlü ezberleyemedim bu anlamda. Vallahi çok da kolay. Diyor ki ağlama gönlüm yar gelmez. Ağlama yüreğim. Ağlama yüreğim yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Bilmeyeceksiniz. Sizin etmeyin beni. Bilmeyeceksiniz. Niye biliyorsunuz? Ve çabuk ezberlediniz. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Nasıl onun orası? Ses ver bakayım. Yine onun sesine gitti. Ben bir söyleyeyim. Ağlama yüreğim yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Allah Allah. Ha döndü dönecek. Saat geçiyor. Ortasında yaz gelecek yani kış ortasında yaz gelmez, bahar gelmez diyor ya. Hı hı. Mesela bahar gelmez, yazmez, yaz. Yani kafiye de tutsa mesela bahar yerine yaz gelmez olabilir miydi yani? Sallıyorum ben şimdi. Ben her programda sallarım. Bahar. İşte hemen kıştan sonra bahar geldiği için mi öyle düşündü acaba? Peki bu şarkı dinler miyiz? Buyurun. Buyurun. Son perde diyoruz.
Ya işte sevmede böyle darbeler de vardır. Nasıl? Ama insanlar bir tek darbeyle yetinmiyor işte. Boyuna darbe atmak istiyor. Biz ne yapalım yani bizim gibi darbe yiyenler? Darbecilerin elinden nereye gidelim darbecilerin elinden? Ne var? Darbe oldu abi. Ne oldu? Darbe oldu. Yemin et. Yok. Abi reklam gireceğiz ya. He. Onun için geldim. R harfi gireceğiz. R. Ha. Buyurun girelim abi. Sen git ki biz girelim. Niye gideceğim abi? Sen buradayken giremeyiz. Niye abi ben de bu programı... Çocuğum senin şu anda R harfinden bir farkın yok. Böyle eğri büğrü bir şey oldun. He. Esprik mi yaptı abi? He. Ben de size bir tane yapayım mı? Yap bakayım. Neydi? Adam birisinin abi uykusu gelmiş. İçeriye almamışlar. Hani dam üstünde saksağa vur beline kazmayı. Hani senin esprin gibi oldu abi. De ben gidiyorum ben. Res şey yap. Abi bu arada senin ağzına bir bakayım ya. Bak. Demin sen ablamın kulağına baktın ya. Ben de bu 20 senedir abimi tanırım. 20 senedir konuşmak bilmiyor. Dedim ağzında bir şeyim var ya. Çok sinirlendim ya. Reklamlar. Ben de senin bu şarkının üstüne bir tane şarkı söyleyeyim mi? Çok iyi olur. Zaten hep ben söyledim. Hayır niye yani mesela şu. Yani bu ayrılıkla ilgili söyledi ya işte. Bilmem ne hasret mesret gel. Ben de o zaman hasret kaldım diyeyim size. Vallahi. Bu gece herkes son kasetinden neyi var neyi yok ortaya döktü. O son kasetinden döktü, ben de son kasetimden neyim varsa döktü. Hadi tamam. Ha, canlı canlı hasret kaldım bakayım. Çok romantik bir şarkıdır dedi, ağlamayın. Evet, ağla işte dedi, çok. Kollarımda yat.
atışına hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Usul usul sokulmana için için ağlamana canım deyip sarılmana hasret kaldım sevgilim. Canım deyip sarılmana hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgilim. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum, seninleyim, seninleyim ve tek, ve tek. Çok teşekkürler efendim, sağ ol. Allah her şeyin en güzelini size versin inşallah. Benim yanımdaki güzel bana yetiyor. Allah bereket versin. Kısa günün kârı ne yapayım? Allah aşkına beni sevdin mi ya? Ben seni çok sevdim ya. Yemin et. Vallahi. Ne kadar? Yani ilk defa böyle yakın oluyoruz. Böyle bir sohbetimiz evet. İlk defa oluyor bizim seninle. O kadar seninle evet. Çalışmamıza rağmen. Yani ama... geç kaldığımızın farkında mısınız efendim? Biraz geç kalmışız. Evet. Şimdi insanlar dedi ki az önce davulun sesi, insanlar uzaktan çok böyle itici gelebilir. Çok ne bileyim, yani her şey olabilir insanın beynindeki düşünce, karşıdaki insanın duruşuna, şekline. Uyuz olabilirsin abi. Ama konuştuğun zaman insanları sevebiliyorsun. Çünkü insanlar sevilmek için yaratılmış. Vallahi. Ya şey, ön yargıyla davranmamak lazım hakikaten. Evet. Ben bu konuyla ilgili, kendimle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Yani artık böyle bir şey söylemeye pek ihtiyaç hissetmiyorum ama... Yıllarca kendimi anlatmaya çok çalıştım ben. Yani çünkü böyle şeyim işte şimdi artık kalmadı böyle bir düşünce de daha öncesinde işte soğuk falan böyle çok durgun ondan sonra böyle, böyle düşünceler vardı onu biliyorum. Yani bunlar geliyordu bana. Yani böyle biri olduğumu sanmıyorum. Şimdi artık böyle bir sorun kalmadı. Artık o şeyi kurduk, o köprüyü tamamen kurduğumuza inanıyorum. Ama ön yargıyla davranmamak gerek gerçekten. Şimdi benim... İnsan yanılabiliyor yani. Babamın bir lafı vardı, Allah nur içinde yatırsın. Derdi ki, kulağınla duyacaksın, gözünle göreceksin. Yani kulağınla duymadıysan, gözünle görmediysen insanlar hakkında bir karara varma. Bir insanı tanımak çok zor bir şey. Yani bir insan öyle çok kısa sürede tanınacak bir canlı değil ki. O kadar uzun zaman lazım, o kadar çok araştırmak lazım ki. Onun için pek öyle çabuk karar vermemek lazım bence. Oho, şimdi seni tanımak için bir araştırma heyeti mi kuracağız? Allah Allah. Yok canım. Ben seni tanıdım ayrıca da çok sevdim. Çok da severdim. Eskiden beri severim. Fiziğini de severim efendim. Yani fiziği de çok sempatik, çok şirin. Kendine göre böyle bir has tipi var. Has tipi. Yani ne tipi o? Türk tipi mi? Ne derler ona? Ne derler? Minyon. Ben güzel. diyecektim de şeye mi olur acaba yani şeye mi olur ne olur şeye çok, mi olur? Çok doğru söylüyor hakikaten. Evet minyon. Hı-hı. İşte o yüzünün şeyi de o minyonluktan geliyor efendim. Teşekkür ederim lan küçüğüm. Vallahi benim suratıma bak aynı nenemin suratına benziyor. Vallahi veresiye sürülmüş tarla kimin. Böyle bir surat. Bu surata para yatırırlar. ablam biri çok güldü. Ne oldu? Hoş bulduk. Şu surata da bakın. Evet. Abi benim ablamdan bir ricam olacak abi. Buyurun ağam. Tabii. Benim ablam senin bir parçan vardı eskiden. Hangisi? Eskiden söyleyeyim. Burası Agora meyhanesi. Hmm. He değil mi? Bak. Çatı. Biraz. Abim de çok güzel çalar. Biraz. Aynı bu akım. Evet. Buyurun. Buyurun ablam. Bu kadar küçük. Agora meyhanesi efendim. Buyurun. Arkada dinleyeyim abi. Sen ne dedin de biz seni kırdık çocuğum? Oğlum Hasan abi başlıyor musun abi? Buyurun kapatıyorum.
Dur. Kalsın. Ha. Kalkacaksın. İyi. Burası Zaten güçlü mikrobu. Bu güçlü mikrobu böyle sürprizleri sever. Vallahi hoş oldu be. Vallahi hoş oldu evet. Ya bunu de. Sen okuyordun değil mi? Tabii. Hala da söylüyorum ben bunu sahnede. Bu ölmez. Ölmez tabii. Şarkılardan biridir. Tabii. Gerçekten ölmez. Nasıl bir burası Muş'tur, hava yolu yokuştur, nasıl tabii, Urfa'ya tabii. Mezel'den, Diyarbakır Şadakar bunlar ölmez. Mesela Kadife'den kesesi ölür mü? Ölmez. Habire kesele. Vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın sonuna geldik. Nasıl evet. Yani abi? Nail var. Nail var. Hep ben söylüyorum. Bugün hep ben söylüyorum. Bir tane daha söyle hakikaten. Peki tamam. Fazla uzatmayayım. Hadi bir şey daha. Sizi kıracağım. Bak kafamı kırayım daha iyi. Tarlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Şol Yemen'de can verenler, biri Mehmet, biri Memiş. Biri Mehmet, biri Memiş. Şol Yemen'de can verenler, biri Mehmet, biri Memiş.
biri Mehmet, biri Mehmet. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul memeler, zalim oy gelin, zalim zalim zalim, zalim zalim zalim, memeler baş kaldırmış. Bir dakika abi, niye gülüyorsunuz? Niye şey dinliyorsunuz? Gel, yatağıma gel, penceremi aç, ataşımı ölç, çarşafı yeni serdim, aşına fişine edelim, yeter ki onursuz olmasın aşk. Bunu dinliyorsunuz. Oynama şıkkıdım, şıkkıdım. Uuh, hepsi senin mi? Niye? Ben tombul tombul memeler diyorum, dinlemiyorsunuz. Dinleyeceksiniz. Son, iki, üç, dört. Zor mu? Tombulsuzlar. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul memeler, zalim oy gelin, zalim zalim zalim, zalim zalim zalim, memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor düğmeler, zalim oy gelin, zalim zalim zalim, zalim zalim zalim. Zalim zalim zalim, zalim zalim zalim, sevilecek güzelin, sevilecek güzelin, gülüşünden bellidir, zalim oy gelin, zalim zalim zalim, zalim zalim zalim, ah zalim zalim zalim, zalim zalim zalim, ey zalim zalim zalim, zalim zalim zalim. Teşekkürler. Hayır, haksız mıyım Allah aşkına ya? Ha? Haksız mıyım söyle? Doğru söylüyorsun. Ayrıca... Allah'a şükür estetiğimiz yok, mesletiğimiz yok. Tombulsa tombul, değilse değil. Allah Allah, kimin hakkı var bizde? Türkülerde ha. De çok vardır. Hı? Eski türkülerde de çok. Ha, bu zaten eski türküdü. Bunun, öyle mi? Bunun ha. Zamanında, bundan 20 sene falan evvel biliyorum bu türküyü. O zaman peynir ekmek gibi satıyordu 45'lik plaklar. Hı. Ki o zaman daha çağ atlamamıştık. Şimdi bir de üstüne üstlük çağ atladık. Alen bilmem olmazmış da bilmem ne. Olur. Evet. Şimdi programımızın sonuna geldik. Sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederken güzel kızımızın bize yine son kasetinden çok güzel bir şarkısı var. Eğrisi doğrusu. Bu arada al mikrofonu, buyurun. Onu al. Ben de bunu alayım. Evet, buyurun. Eğrisi doğrusu diyoruz ve Nilüfer. Oh,
vardım. Yolunu bileri bir geri bildim bileli. Evet. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok da, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl güzel parçalar değil mi Allah aşkına? Vallahi güzel parçalar, güzel şarkılar. Efendim ben plak firmasıyla anlaştım. Bu kadar reklamdan sonra artık bana bir tane luzikin. Ne? Buzikin. Yok. Ha? Ne? Limuziki. Limuziki. Limuziki mi onu? Tut, yakın tut şeyi. Ne? Ne limuziki? Bana bir tane şey alacak sana firma. Ne? Luzuki. Ne Luzuki ama? Bir tane araba var ya böyle uzun ha. Suzuki. Bak Suzuki. Limuzin diyor, limuzin. Limuzinki. Yani aslında biz burada yapıyoruz gırgırinki. Evet, sizleri çok seviyoruz. Ve en büyük, en büyük Nilüfer diyoruz arkadaşlar. Hayır efendim. Evet, hoşçakalın. Sevgi ve saygı.